Konusunda yakından tanıdığı sevgili Zafer Aksungur ilk konuğum. Kendisi fizyoterapist. Hatta bu e, her türlü boyun ağrısı, bel ağrısı ne yapabiliriz e, hocam diye danıştığınız böyle e, tanıdığınız da biri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sizler nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ediyorum. E bugün birazcık daha omuz kısmına gireceğiz. Daha önce hep belden, işte yanlış duruşlardan, evde yapılan işte bu kadınların özellikle ev temizliği, süpürme, oraya uzanma, buraya işte çocuğu kaldırma falanla ilgili sıkıntılarını konuşmuştuk. Şimdi biraz daha omuz kısmına gireceğiz. ki omuzla ilgili benim çok arkadaşımda da sıkıntı var. Özellikle galiba anne olduktan sonra işte çocuğu sadece bir tarafta çok taşımakla ilgili işte donuk omuz deniyor. Bir sürü fizik evet. tedaviler, bir şeylerle uğraşılıyor. Eğer bununla ilgili sıkıntılarınız varsa ekrana biraz daha yaklaşın derim. Öncelikle bu donuk omuz neden oluyor? Donuk omuzun aslında sebebi çok da bilinmiyor. Ee, yani bazen zorlamadan sonra herhangi bir ters hareketten sonra orada oluşan ufak bir yırtık, e, o kapsülde iltihap olabiliyor ve kapsülün iltihaplanması aslında donuk omuz. Ama bazen hiçbir sebep olmadan sadece bir enfeksiyon bile e, gelip vücuttaki herhangi bir enfeksiyon e, omuzun donmasına yani oradaki iltihaba sebep olabiliyor. Özellikle bu aşılardan sonra biz çok gördük donuk omuz vakası. işte o ya da korona geçirdikten sonra birisi ya da grip geçirdikten sonra. Hiç böyle bir bağlantı olabileceğini düşünmemiştim. Var. Şahsen. Böyle bir bağlantısı var ve çok da vaka var. Böyle vakalarda görüyoruz. Donuk omuz olduğumuz zaman asıl problem o zaman başlıyor. Yani donuk omuzun tedavisi doğru yapıldığı zaman iyileşiyor. Ama agresif tedaviler kullanıldığı zaman özellikle fizik tedavi merkezlerinde böyle sert, Zorlayıcı hastayı böyle canlı yakıcı uh -huh. şekilde çalışıldığı zaman çok faydası olmuyor. Yani o chiroprakti denen kısım mu birazcık böyle? Yok bir şey e, burada daha çok e, egzersiz mobilizasyon. Devreye giriyor. Çok manipülasyon yapılmıyor. Hı hı. Yani karyoprakti o manipülasyona giriyor değil mi? Evet. E, sosyal medyada özellikle çok izliyoruz. Zaman diyelim böyle bilmediğiniz yerler, hekim olmayan kişiler, fizyoterapist olmayan kişiler, alanında uzman olmayanları öyle işte e, kıtlattı, e, bir oynattı bir şeyler oldu falan. Hiç e, yani oralara bakmayın derim. Çok fazla şey paylaşılıyor çünkü. Evet, çok yanlış şey de var. Yani e, geçen bir videoya denk geldim. Birisi paylaşmış. E, ...hastanın omuzunu bayağı yumrukluyor. E, hastanın canı yanıyor. Ve bunu yapan da yani böyle... ...fizyoterapist şey de değil. Yani, görüyorum fizyoterapist yapıyor yani. bunu. E, popülizm amaçlı. Hmm. Vuruyor hastanın omuzuna. Sonra e, al diyor kolunu şimdi. Daha iyi oldu değil mi diyor. Aslında hiçbir fark yok. Kadının kolu daha da kötü oluyor. Bir de kadın acı çektiğiyle hmm. kalıyor. Yani bunlara birilerinin bir şeyler yapması lazım artık gerçekten yani. <laughs> özellikle bu bel fıtıklarında işte bir yerlere gidiyorlar bir düz bir yerin üzerine kişi yatırılıyor Gerçekten ses geliyor bir hareket yapılıyor falan. aman o anda geçti gibi bilimsel olmayan, alanda tecrübeli olmayan kişilere e, sakın e, rağbet göstermeyin diyelim buradan. Evet. Onun dışında bir de benim aklıma şey geliyor ben e, dizimden bağ kopmaları sebebiyle ameliyat oldum bir dizimden ve sonra e, o dizi tabi uzun süre böyle düz tutup kullanmayınca atrofi denen e, bir şey oldu. Yani çok fazla e, kullanamadım o ayağımı. Sanki şöyle bir şeyden de olabiliyor mu? Sağ elini çok kullanan kişilerde ya da sağ kolunu bende de o vardır mesela. Bir elimi çok fazla kullanırım. Diğeri daha zayıftır. Telefonla, malum sosyal medyada böyle bir şeyler çekiyoruz hep. Bu elimi alsam elim titriyor. Yani sol elimi, sol kolumu çok güçsüz hissediyorum falan. Bunlar da sebep olabiliyor mu? Donuk kol kısmına? Yani şimdi aşırı kullanım yapabiliyor. Mesela işte hamilelerden örnek verdiniz yani doğumdan sonra Hı -hı. hep hep bu eğilişle besliyor bir şey, Destek dolayı bu kaslarda sıkıntılar oluşabiliyor. ve ee, bu özellikle hamilelik döneminde vücudun ağırlık merkezi öne kaydığı için sırt kasları iyice zayıflıyor. Bu şekilde bir postür oluşuyor. Ondan dolayı da yine omuz ağrıları oluşabiliyor. Tedavisini mutlaka yapmaları gerekiyor. Hı, Hı Donuk omuz tedavisinde isterseniz onları anlatayım. Hastaların mutlaka evde egzersizlerini yapmaları gerekiyor. Kendilerine verilen egzersiz, tedavi Yapıyorlar sırası. Yapıyorlar mı Zafer Bey? Yapmazlarsa iyileşmiyorlar Sizin zaten. oraya geliyorlar, güzel benimle uğraşıyorlar, böyle bir Hı. şey diyor, işte masaj gibi geliyor bana, iyi geliyor. Sonra ev ödevleri mutlaka var, her zaman var. Yani biz cilt uygulamalarıyla ilgili de öyle söylüyoruz. Mesela bir enerji bazı bir cihazdan bir fayda alıyor. E, deniyor ki ama evde düzenli temizlemen, bakman, cildini arındırman, nemlendirmen, bol su içmen lazım filan. Genelde olmuyor. Fizik tedavi kısmında nasıl yapıyorlar mı? Yapmak zorundalar. Yapmazlarsa iyileşmiyorlar çünkü. Değil mi? Ya da o olacağı fizik tedavi seans süresi uzuyor. Diye Uzar, iyileşmez. Bir de seanslarda şuna dikkat edilmesi lazım. Hastaların mutlaka fizyoterapistleri de buradan uyarmış olalım. Hastanın canı yanmayacak. Hı. Hmm. Şimdi biz ilk mezun olduğumuzda... ne kadar olduğumuzda, yanarsa o kadar fayda alıyorum gibi bize, bir algı var bizde. Bize ilk mezun olduğumuzda abilerimiz öyle diyordu. Hastanın canı ne kadar yanarsa o kadar iyidir. O kadar yanlış bir ki. Yani hmm. şimdi kol burada kaldı diyelim. Götüremiyor hasta. Fizyoterapist bunu götürüyor. Hastanın tolere edemeyeceği bir ağrı başlıyor mesela. Hı. Hmm. ki canım çok yanıyor. Olsun olsun dayan diyor, götürüyor. Orada yeni bir yırtık oluşturuyor. Ya. Sonra bu hastada bir travma oluşuyor. Yani bu hastada bir psikolojik olarak da Artık tedaviye gitmek istememe, korkma. E, gittiğimde canımı yakıyorlar. E, ben gitmek istemiyorum diyor. Sonra omuz iyice kapsüldeki iltihap e, daha da artıyor. Çünkü yeni yaralanmalar sürekli gelişiyor. Kapsül dediğiniz işte o yırtık orada bir kapsül yapıyor. Omuz kapsülü. kapsülü. Yapıyor? Kapsülün içinde bir sürü kas var. O kapsül kasların dediğiniz içinde. Şu mu? Evet, omuz kapsülü. Onun içinde e, oluşan iltihap kolun hareketini engelliyor. E, ne yapılması lazım? Mobilizasyonlarla kibar kibar yavaş yavaş. Hem kürek kemiğini skapulayı hem omuzu hareket ettirmek hem ona yönelik egzersizler hem de çevre yumuşak doku çalışması lazım. Bir de enflamasyonu dağıtmak için işte çeşitli vitamin takviyeleri işte hocaların vereceği ilaçlar bazı durumlarda şu gerekebiliyor mesela biz belli bir aşamaya kadar gelebiliyoruz ama hasta çok ağırlı olabiliyor. Öyle durumlarda da o zaman hocalar e, enjeksiyon desteği yapıyorlar. Ağrı kesiciler evet. uzanabiliyor. Donuk omuz ameliyatı da var ama çok nadir yani hiç yapılmıyor diyebilirim yani daha çok fizyoterapiyle geçiyor. Zaten sizin en çok sevilen yanınız o. Yani bir ortopediyle ilgili bir ağrı tutulma ile ilgili bir hekime gittiğimizde e, şöyle bir soruyla gidiyoruz. Yani ameliyat mı diyecek yoksa fizik tedaviyle yürütecek miyim <laughs> gibi. Fizik tedavi kısmı seviliyor Allah'tan. Yani böyle bir hı hı. şey gibi görülüyor. Tamam ya güzel e, egzersizlerle iyileşebilecek seviyedeymişim diye. Mesela ben de e, kayakta e, dizim bağları kopardığımda ilk revirdeki hekim bulunduğumuz kayak otelinde şey demişti. Muhtemel e, ben öyle büyük bir ameliyat bir şey olacağını düşünmüyorum. Herhalde fizik tedaviyle e, yırtar demişti. Ben de öyle gittim. Sonra <laughs> Konunun öyle olmadığını öğrendik ama e, keşke fizik tedaviyle geçebilecek bir şey olsaydı herkes gerçekten evet. e, bu kısmı düşünüyor. Bir de ne olur kıymet verin. Yani eğer ki böyle bir sıkıntınız varsa fizik tedavi kısımlarını aksatmayın. gerçekten bir yerde aksattığınız şey sonradan başınıza daha büyük şeyler çıkartabiliyor değil mi? Mesela fizik tedaviyi e, şöyle şeyler de olabiliyor. Gidiliyor hekime omuzuyla ilgili işte donuk omuz ya da başka bir şey. Hekim diyor ki fizik tedavi ama tamam ya iyi güzel ben evde yaparım onları. Bekliyor 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 sonra bir gün bir gidiyor ameliyat olman lazım çok ilerlemiş gibi. Böyle şeyler oluyor değil mi? Tabii şimdi hastalarda bir Google muhabbeti var maalesef. Evet yani Ben baktım bir şey yokmuş falan. Google, Google araştırıyor işte e, kafayı çok karıştırıyor. Bir de bizim halkımızda nedense şöyle bir şey var. Birinin bir yeri ağrıdı mı herkes profesör. Tabii. İşte şuraya git çok iyi gelir. Şunu it çok iyi gelir. şunu Seni şuraya götüreceğim mutlaka. Götüreyim falan ama böyle sakatlanan da çok fazla oluyor. Donuk omuzda gelecek olursak eğer iki şey var ayırt etmeleri için. Donuk omuz mu değil mi yoksa omuzdaki ağrının sebebi başka bir şey mi? Omuzumuzu bir yerde götürdük diyelim ki artık götüremiyoruz aktif olarak. Pasif olarak da birisi bunu götüremiyorsa. Ha şu hareketi yapamamaktan bahsediyor. Herhangi bir Götürmek yönde. Götürmek derken. Diyelim ki burada kaldı. Hı hı. Fizyoterapist gelip bunu götürebiliyorsa eğer daha öteye bu donduk omuz değil. Yani siz aktif ha. olarak bu kadar götürebiliyorsunuz ama pasif olarak biri alıp bunu götürebiliyor. Hmm. O zaman hasta bir problem olabilir, boyunla alakalı bir problem olabilir. Bunun iki ayırt edilmesi lazım. Hmm. Omuzla ilgili bir sorun varsa boyuna bakılması lazım. Boyunla ilgili bir sorun varsa omuz yani ikisinin birbiriyle bağlantısı var. Mesela hareketlerimizde <laughs> sıkıntı yok. Ne bileyim kaldırabiliyoruz bir şey değil ama böyle uyandık omuz kısmımızda bir ağrı var. Şu ara hava da böyle bir değiştiği olduğu <laughs> için bence dört insandan ikisinde vardır diye düşünüyorum. Uyandığımızda böyle omuz ağrıları falan. Şimdi bunu sıkıntılı bir şeyle sıkıntılı olmayan bir şey e, ayrımını nasıl yapabiliriz? İşte bazı sinyaller vardır dikkat etmemiz lazım. Mesela sürekli bir ağrı. Hı. Böyle Özellikle. Içeriden... Hani ığıl ığıl denir ya. Evet, özellikle yani. uyurken üstüne yatamazsınız. Hı. Özellikle geceleri ağrı daha artar. Neden? Çünkü dolaşım yavaşlıyor gece. Hareketsiz Hı. kaldığı için. Hı. Donuk omuzun en belirgin özelliklerinden birisi odur. Gece ağrısı çok fazla olur. Hı. Çünkü hareket azalır. Dolaşım e, azaldığı için de ağrısı artar. Onun dışında omuzdaki ağrı ne zaman ciddiye alınmalı? Omuzda bir uyuşmayla birlikte oluyorsa, Hı. karıncalanmayla birlikte oluyorsa, tüm kola yayılan ağrılar başlıyorsa... Bunun boyun fıtığıyla beraber olma ihtimali de var o zaman. Hmm, boyun fıtığı da omuz ağrısını etki eder mi? %100. Yani özellikle 5. omurga ve 4. omurgadan çıkan sinyaller direkt omuz ve kol